Karboksilik asitlerin adlandırılmasına ve fiziksel özelliklerine bakalım. Adlandırmayla başlayalım. Bu karboksilik asidi adlandırmak istediğimizi düşünelim. Bu olabilecek en basiti. Bir karbon var, yani bir karbonlu karboksilik asit. Elimizde bir karbonlu alkan olsaydı buna metan derdik. Karboksilik asidi adlandırmak için sonuna oik asit eklememiz gerekir. O zaman buna metanoik asit diyoruz. Yazalım. Metanoik asit. Gördüğünüz gibi sonuna oik asit ekledik. Metanoik asit bu molekülün IUPAC adı. Yaygın adıysa formik asit. Bu Latince karınca kelimesinden gelmektedir. Çünkü formik asit karınca zehrinde bulunur. Birçok karboksilik asidin genel adının çok ilginç olduğunu göreceksiniz. Buradaki örnekte olduğu gibi. Şimdi buna bir bakalım. 2 karbonlu bir karboksilik asit görüyoruz. IUPAC adlandırmasını kullanırsak adı etanoik asit olur. Etana oik asit ekliyoruz. Bunun yaygın adıysa asetik asittir. Bunu daha sık duyduğunuza eminim. Evet, asetik asit. Bu da Latince sirke kelimesinden gelmektedir. Çünkü sirke sudaki asetik asidin seyreltik çözeltisidir. Şimdi buna bakalım. Karboksilik asidin karbonunu içeren en uzun karbon zincirini bulmamız gerek. O zaman buradaki karbon 1 numaralı karbon olur. 2, 3, 4, 5 de burada. 5 karbonlu karboksilik asidimiz var. Yani pentanoik asit. Buraya pentanoik asit yazalım. 4. karbona bağlı bir brom bulunuyor. O zaman 4 bromo diyoruz. Bunun tam IUPAC adı 4 bromo pentanoik asit olacaktır. Buradakine de bakalım. 3 karbon var. Bu karbon 1. Bu 2. Bu da 3. olacaktır. 3 karbonlu karboksilik asit olduğu için propanoik asit demek isteyebiliriz. Ama burada çift bağ olduğu için A'yı E yaparız ve propenoik asit deriz. Çift bağın başlangıcını belirtmek üzere buraya bir 2 koyabiliriz. Yani 2 propenoik asit diyoruz. Buradaki mono sübstitüye çift bağ olduğu için çift bağların stereokimyasını düşünmemize gerek yok. Uzun bir karboksilik asit için stereokimyayı düşünmemiz gerekir. Biraz daha örnek yapalım. Soldaki moleküle bir bakalım. Karboksilik aside bir benzen halkası bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu daha önce de görmüştük ve benzoik asit demiştik. Önce temel adımızla başlayalım. Burada benzoik asit var. Bunu benzoik asit olarak adlandırırsak bu karboksilik aside bağlı olan karbona 1 numarayı verir. Ardından sübstitüentimize mümkün olan en düşük sayıyı veriyoruz. O yüzden bu 2 numaralı karbon olacaktır. Karbon 2'de bir de OH grubu var. O zaman 2 hidroksibenzoik asit diyoruz. Evet, 2 hidroksibenzoik asit. Benzoik asit aslında yaygın adlandırma yöntemine göre yapılmış fakat organik kimyada çok sık kullanıldığı için IUPAC sistemine de girmiştir. Bunu diğer bir şekilde adlandırmak isteseydik 2 hidroksi veya ortohidroksi derdik. Bir benzen halkası olduğunu görüyoruz. O zaman 2 hidroksibenzen. Ardından karboksilik asidimiz var. Yani 2 hidroksibenzen karboksilik asit bu molekülün diğer bir IUPAC adıdır. Ama bunun genelde bu şekilde adlandırıldığını görmezsiniz. Çünkü uzun ve benzoik asit demek çok daha kolay. Bu molekülün yaygın adı salisilik asittir. Salisilik asit çok meşhurdur. Çünkü aspirin ve keklik üzümünün öncülüdür. Salisilik asit Latince söğüt ağacı kelimesinden gelmektedir. Çünkü söğüt ağacının kabuğunda bu bileşik bulunmaktadır. Yunanlar da bunu biliyordu ve salisilik asidi ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanırlardı. Şimdi sağ taraftakine bakalım. Benzen halkası yerine bir sikloheksan halkası var. Bir de karboksilik asidimiz var. O zaman buna sikloheksan karboksilik asit diyebiliriz. Evet, sikloheksan karboksilik asit. Yani benzen karboksilik asit yerine sikloheksan karboksilik asit diyoruz. Peki, aynı molekülde 2 karboksilik asit varsa ne olur? Burada durum bu. 2 karbonun mevcut olduğunu görüyoruz. O zaman etan yazarak başlayalım. 2 karboksilik asidimiz varsa D'yi kullanacağız. Ardından OİK gelecek. Etandioik asit. Evet, bu molekülün IUPAC adı bu şekilde. Bu molekülün yaygın adıysa oksalik asittir. Oksalik asit, evet. Şimdi de karboksilik asitlerin özelliklerine bakalım. Kaynama noktalarıyla başlayalım. Bu iki molekülü kaynama noktaları açısından değerlendirelim. Sol tarafta asetik asit var ve kaynama derecesi yaklaşık 118 santigrat derece. Sağ tarafta ise etanol var. Etanolün kaynama noktası yaklaşık olarak 78 santigrat derecedir. Yani asetik asidin kaynama noktası daha yüksektir. Bunun sebebini bulmak için iki asetik asit molekülünün tepkimesini ve moleküller arası kuvvetleri düşünebiliriz. Bir asetik asit molekülü daha çizelim. Karbonil burada. Ardından oksijen ve hidrojenimiz var ve diğer tarafta ise metil grubu var. Hidrojen bağı için ortam müsait, değil mi? Burada ve burada hidrojen bağı olabilir. Hatırlarsanız oksijen hidrojenden daha elektronegatiftir. Oksijen kısmi negatif olur, hidrojen kısmi pozitif olur. Bu oksijende kısmen negatiftir. Zıt yükler birbirini çektiğine göre kısmi negatif yüklü oksijen bu kısmi pozitif yüklü hidrojene ilgi duyar. Hidrojen bağı işte burada oluşur ve en güçlü moleküller arası kuvvettir. Aynı şey burada da geçerli. Yani iki asetik asit molekülünü düşündüğümüzde iki hidrojen bağının oluştuğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafta etanol var. Şimdi başka bir etanol molekülü çizelim. Burada ikinci etanol molekülümüz var. Burada da hidrojen bağı olabildiğini görüyoruz. Yine kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif hidrojen var. Burada bir hidrojen bağımız olacak. O zaman asetik asitte hidrojen bağı olması ihtimali etanolünkinden daha fazladır. Hidrojen bağı ihtimali daha fazla olduğu için bu iki molekülü birlikte tutan daha güçlü kuvvetler vardır. O yüzden onları ayırmak için daha fazla enerji gerekir. Daha yüksek kaynama noktası olmasının sebebi budur. Evet, şimdi de suda çözünebilirliği düşünelim. Önce asetik asidi düşünelim. Asetik asidin suda çözünebilir olduğunu biliyoruz. Çünkü sirke sudaki asetik asittir. Çok fazla karbon yoksa ki asetik asitte 2 karbon var, bu molekül suda çözünmesine yetecek kadar polardır. Asetik asidin su ile etkileşime girişini gösterebiliriz. Buraya bir su molekülü çizelim. Tabii ki hidrojen bağı oluşacak. Buraya ve buraya hidrojen bağlarını çizebiliriz. Evet, asetik asit suda çözünebilir dedik. Su polar bir moleküldür. Asetik asit de suda çözünebilecek kadar polardır. Ancak R grubundaki karbon sayısını arttırırsak daha fazla karbon ve hidrojen elde ederiz. Yani molekül apolar hale gelir. Bir molekülü ne kadar apolar hale getirirseniz sudaki çözünebilirliği o kadar azalır. Yani 5-6 karbona ulaştığımızda çözünebilirlik büyük oranda azalır. Evet, karboksilik asitlerin fiziksel özelliklerine ve adlandırılmasına değinmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.